bildiğiniz halde işte farkındalık ve bir şeyleri dönüştürmek burada başlıyor. Bilerek, bildiğimiz halde, hep yaptığımız halde yapamıyorum noktasına getiriyoruz. Bunu da yapamıyorum bilgisiyle konfor alanının içine kaydediyorum. Ve bunu bir kalıp olarak ben kilo veremem deyip üstünü de kapatıyorum. Köpeğin kemiği gömmesi gibi gömüyorum. Ve nedenlerinin farkında değilim. Kaynağının farkında değilim. Ama olayın farkındayım. Sadece bir söylem bu. Ben kilo veremem. Ben işte bu imtihandan geçemem. Ben şunu yapamam. Ben bunu yapamam. Çünkü öğretilmiş yerinde. Bir şey bilemiyorsan, yapamıyorsan o senin bilgin haline geliyor. Ama nasıl bir bilgi? Çarpıtılmış bir bilgi. Çünkü yapamıyorsun diye bir şey yok. Yapmıyorsun. Son dakikaya bırak. Yapamazsın yani. Nasıl? Yapamam diyerek de yapamazsın. Aynen öyle. Çünkü kanıtlarsın kendine. Kanıtlarsın. Yapamıyorum dersin. Bir şey yapman gerekmez. Böyle olduğu için avantajı var. Bahane. Bir durum değişmiyorsa avantajı vardır. Avantajı ile sana olan dezavantajı arasında, yani maliyeti arasında farkı göremezsen yumurtaların soğumayacağı şekilde davranırsın. Her yerinden kıpırdamayacak şekilde davranırsın. Çünkü sistem böyle çalışıyor. Sistem en az çaba, en fazla fayda ilkesiyle çalışıyor. Çaba sarf etmeden fayda elde etmeye çalışıyoruz. Mümkün olan en az çabayla. Hani çabada kalmaktan bahsetmiyorum. Çünkü aslında çok çaba sarf etmemiz gerekmiyor. Verimli çaba sarf etmemiz gerekiyor. İşte aradaki farkı çözemediğimiz ama için. Ama bunun farkına varmak çok zor. Yani bir şey benim işime yarıyor ve ben bu yüzden bırakmıyorsam bunun da farkında değilsem zaten değiştiremiyorum. Farkına vardığım an değiştirebilirim ama mesela benim hastalığım zamanında çok işime yarıyordu. Beni bir şeylerden koruyordu ve ben hasta olmaya devam ediyordum. Çünkü gerçekten işime geliyordum. Bunun farkına vardığım tamamen değişmeliyim. Değiştirdim. Yani hastalık aslında ben hasta değilim. Bunu değiştirebilirim oldu ama ben o sürede hastayken hasta olduğumu düşündüğüm zaman bunun farkında değildim işime yaradığımı. Sadece yani iyiydim öyle ama bunu kullandığımın farkında değildim. İşte orada doğru sorular, onun için söylüyorum ya, doğru soruları kullanabiliyor olmak, yani kendine doğru sorular sorabiliyor olmak. Ben bundan nasıl bir fayda ediyorum? Fayda ediyorum. Ancak ben bunu işte hani bu kadar uzun süre iyileşmemesinin altında ne olabilir? Ne olabilir? Bunu sorabiliyor olduğunda ve buna hani ben SWOT analizi yaptırdım mesela insanlara. SWOT analizinde şu vardı. Tehditler, fırsatlar, iç güçlerin zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini. Güçlü yönlerini bildim. Benim güçlü yönlerim neler? Zayıf yönlerin yerine gelişim alanı kullanıyoruz. Gelişim alanları ne? Nerede duruyorum? Nerede daha etkili hareket ediyorum? Nerede kendimi geri çekiyorum? Bunları çıkarabildim. Etrafta kaynaklarım neler? Hani bu olayı değiştirebileceğim, istediğim yöne çevireceğim kaynaklar neler? Hangi kaynaklarım var? Kimden destek alabilirim? Bu konuda nasıl bir yön verebilirim kendime? Diye sormaya başladım. Farklı yönlerden sormaya başladığımda zaten farkındalığı oluşturan şey o. Kendine soru sorabiliyor. Çünkü hepimiz başkaları hakkında fikir sahibiyiz. Ama aynayı kendimize tutmuyoruz çoğunlukla. Çünkü ona tuttuğunda yüzleşeceğin şeyle henüz baş edemeyeceğin korkusu taşıyorsun. Onun en altında da yatan şey beni sevin. Ama kendim olursam seninleyebilirim. Kendimin ne olduğunu bilmiyorum. İşte yaratma dediğim şey, kendi yaratma dediğim şey aslında kendinin ne olmayı istediğinle ilgili olan şey yaratıyor. Madde madde, neşeli, enerji, bilmem ne, neyse, verimli, olumlu, ne? Ve bunlar senin için hayatında nasıl yansıyor? Ne yaptığında öyle oluyorsun, nasıl davranıyorsun? Bunları ortaya koyabildiğinde bir şeyler değişmeye başlıyor.
Ben tamamen ben kimse beni sevmek zorunda değil. Bunu anladığında değişmiyor. Yani aslında bundan daha çaba, doğrusu ne biliyor musun? Beni ben kendimi sevmek istiyorum. İşte. Ve kendimi sevmeyi seçiyorum. Kimse beni sevmek zorunda değil. Çalışmıyor. Çünkü öyle. İstiyorsun bunu. Zorunda olduğu için değil. Ama ben kendimi seversem herkes beni sever ya da sevmesi sever ya da sevmez. Onun önemi kalmıyor bu, zaten. Bu, işte iç referans buradan başlıyor zaten. Ama hepimiz şöyleyiz. Ben kendimi sevmeyeyim, insanlar beni sevsin. Böyle bir dünya yok. Sen kendini sevmezsen seni kimse sevmez. Hani şöyle diyorsun insanlara. Bu iğrenç bir şey. Lütfen bunu sev. Bu böcek. Bunu lütfen sev. Böcek de iğrenç değil bu arada. Bir akrep olarak. Bu bir pislik. Sev bunu. Sen kendine pislik dersen başkası niye sevsin? Biz burada yemediğimiz yemeği adamlara yedirmiyoruz. Ama hayatımız boyunca yemediğimiz yemeği insanlara yedirmeye çalışıyoruz. Önce bir sen ye. Tadına bak. Değil mi? Çok lezzetli. Kendini tanı. Önce. Ben yemedim, benim midem bulandı da al. Al buyur, sen ye. Çalışmıyor, o yüzden çalışmıyor. Önce buraya bak. Ben yakıyorum ya. Gurur. Seni baştan yazdıracağım. Seni bir tekrar yapacağız. Reset. Bu aralar evet bir resetlenme zamanı geldi. Başka? Motivasyon yönüyle ilgili ne söyledik? Acıdan kaçmayı, hazla koşmayı, iç referansı, dış referansı söyledik. İç referans da aslında hani şeyle bağlantılı. Kendini sevmekle, kendini güçlü yanları bilmekle bağlantılı. O yüzden size öneririm hani gün sonunda. İç motivasyon, yani iç referanslı motivasyon. Bir hazla koşan motivasyonu geliştirin. Tanesi, hani hepsi birbiriyle bağlantılı. Hazla koşmayı geliştirmeni o isteklerini çıkarın. Olasılık şeydeki. İç referansı olabilmenin yolu da kendi güçlü yanlarını keşfetmek. Otur liste yap kendine. Bayağı kendi üzerinde çalış, ders gibi. Benim güçlü yanlarım neler? Neyi bu hayata koyuyorum? Ne yapıyorum? Bir dolu geçmişi var. Geçmişte sırf üzüldüğün, sıkıldığın şeyleri hatırlayacağına otur biraz da geçmişi pozitif, yani pozitif, negatif yok da güçlü yanlarını, hangi güçlü yanlarını kullandın? İşe girerken, ailenle ilişkilerinde, arkadaşlıklarınla ilişkilerinde en çok nerede kendini ortaya koyduğunda kendine aferin diyorsun. Bunlara bak. Diyor musun? Yani ha ya da diyor musun? Daha doğru soru bu. Nerelerde dedin? Ben mesela şey yaptım. Hatta yapalım. Her birimizden üç tane şey duracağım. Bir fiziksel olarak kendinizde dediğiniz iki tane özelliğiniz. Yani saçımı severim, gözümü severim, ayağımı severim, elimi severim. İki tane kişisel özelliğiniz. İşte ne bileyim, merhametliyim, yardımseverim, pratiğim, düzenliyim, analitik düşünürüm filan. Bir tane de beceri. Saz çalarım, arabamı çok iyi araba kullanırım. Herkesten duyuyorum. Gelmiyor işte. Demek söyleyebilirim. Hiç o şekilde düşünmedim. Ya. Tersini söylesem söyler mi? İki tane sevmediğin kişisel özelliği, iki tane sevmediğin vücudunda fiziksel özelliği, bir tane de hep yapmayı istek yapamadığın ne var? Onu da düşünmedim hiç. Neyse, iyi. İyi doktor. Destan yazıyorlar çünkü. Peki o zaman sen düşünene kadar buradan başlayalım. Peki. Yani ben fiziksel olarak yani düşüneceğim spor yapmak, vücut olmak istedim. İkinci
şey yapmak, hani ikinci söylemledi şu hoşuma gidiyor kendimle alakalı. Bir, inanarak yaptım. İkincisi de hayal gücümdür. Hayal gücün geniş, evet. Bir şeylere inanarak yapıyorsun. Fiziksel olarak ikincisi, bir tane şey dedin, spor yaptığım dediğini anladın. Yani hani şeyle alakalı, hani vücudumda beğendiğim, hani vücudum hoşuma gider. Bütün olarak vücudumu evet, beğeniyorum. Beğeniyorum. Artı böyle bir tane ön planı çıkar. Ön planda da hoşuma giden tabii ki de yani herhalde bilmiyorum da daha çok ellerim. Bak, farkında mısınız? Kendinle ilgili iyi bir şey söylerken böyle olursun. Hoşuma, yani tabii gider de hoşuma. Hiç öyle düşünmedim. Saçlarımı çok severim, gözlerimi çok beğenirim. Bundan bahsediyorum. Arkadaşlar öyle söylüyorum. Değil. İki kolun var demek ki bir doğal bir şey bu. Ve illaki var. Bir kız seni beğensin istiyorsun ama iki tane özelliğini sayamıyorsun. Niye beğensin seni? Şu an saçlar zaten gidiyor. Gözler çok koyu renkli seviyorum. Saçlarımı seviyorum. Gözlerimi seviyorum. Aynaya baktığında 40 saat saçınla uğraşıyorsun. Maalesef. Seviyorsun da uğraşıyorsun. Maalesef yok. Bak diyorsun ki kızlar beni beğenin. Ama kusura bakmayın ben de çalışır güzel bir taraf yok. Niye beğensin seni? Sen beğenmiyorsun ki. Niye beğensin? Bana sor söylerim. İki tane tak diye daha sayarım da. Gözümü çok severim, çok beğenirim. Kırışık mırışık umurumda değil. Saçlarımı çok severim. Tamam mı? Bu kadar. Bundan bahsediyorum. Bunu yapmamızın sebebi ne biliyor musunuz? Böyle istiyorum. Oğlumu bir şey söyle kendinle ilgili. Arkadaş sen çok bilmem ne olduğunu söylerler. Değil. Sen ne diyorsun kendinle ilgili? Ne söylüyorsun? Sonra da diyorsun ki dünya beni sevsin. Yok ya. Yok böyle bir dünya. Sen kendini sev önce. Bir şey bu. Çıkar ortaya. Çok var çünkü. Çok var. Eğer yoksa zaten bu dünyada yok edilmen gerekiyor demek ki. Boşuna nefes tüketiyorsun. Böyle değil. Böyle değil. Bu kadar haksızlık etmeyin. Bu bir adaletsizlik yani. Peki. Kişisel olarak ne dedin? İnanarak yapıyorum. Yani inanarak. Yaptığım evet, şeyi. Üçüncüsü de tam olarak hatırlamıyorum. Üçüncüsü beceri. Ben beceri, onda da zaten işim. Çok iyi fön mü çekersin? Yani, evet, kesin. Okey, saç kesin. Yani işte seni farklı kılan şey, evet. Gurur saç. Çok iyi saç kesin. Süper, teşekkürler. Ben ayrı ayrı söylemeyeyim. Ben bir bütün olduğum için ben her şeyimi çok seviyorum kendimi. Bir açıklamana yani, gerek yok. Bir şey mesela. Olduğu için de. Bütün olarak kendimi seviyorum, beğeniyorum. Aynaya baktığımda vay ne yakışıklı diyorum kendimi, diyor musun? Ya o kadar evet. Demiyorum, abartmıyorum yani. O öyleyse. Ego kısmına giriyor çok. Hiç de egoya girmiyor. Yani, kendine o zaman küfür mü ediyorsun? Beğenmediğin şeyleri hani söylediğin. Böyle çok abartarak işte ben buyum, ben şuyum falan. Ben çok yakışıklıyım demeyin. Neresi abartı bana bir söyler misin? Ya orasını bak kibir nedir biliyor musun? Ben gururdan daha yakışıklıyım demek kibirdir. Ama aynaya bakıp ben yakışıklıyım demek kibir değil. Ben onu dedim olmadı. Yakışıklıyım diyorlar bak. Yakışıklıyım diyorsan yakışıklısın zaten. Bunlar nasıl? Kibirden bahsetmiyorum. Kibir şudur, bu dünyadaki en yakışıklı benim, herkes çöp. Bunu söylüyorsan kibir. Ama aynaya baktığında ben yakışıklı buluyorum kendimi dediğinde bunun kibirle bir ilgisi yok. Olanı söylüyorsa, iki kolum var dediğinde kibir mi? Yok. Okey, aynı şey. Evet, buyurun. Diyor musun kendine, bakın aynaya? Bundan sonra söylersin, herhalde bu kadar şey zaten. Peki, iki tane kişisel özellik söyleyeyim. Kişisel iyi niyetliyim çoğu hı. Zaman. Ve? Yardım severim. Yardım severim. Denebilir. Kişiden kişiye değişiyor. Dene bak, sana soruyorum. Başkasına değil, iç referanstan bahsediyoruz.
sana soruyorum. Başkası ne derse diyebilir. Ne dedi? O onların fikri. Sen kendinle ilgili baktığında kendini iyi niyetli buluyor musun? Buluyorum. İyi niyetli bulduğun için de kendini takdir ediyor musun? Ediyorum. Bundan bahsediyorum. Öyle söylerlerden değil. Öyle söylerler sana ait değil zaten. Onlara ait. Ben seni kim soruyorum? Yoksa şöyle bir şey yapardım. Kurursan Gülkan'ı tanıyorsun. Bana üç tane özelliğini söylerdim. Sana soruyorum. Ve ben duymak için değil. Sen duyduysun. Tamam. Peki. Başka? Başka yetenekliyim. Becerin. Ya birçok işte çalıştım bugüne kadar. Yani farklı farklı alanlarda. Ya herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Becerim iyi, el becerim iyi. Şu an garsonluk yapıyorum. Sıkıntı yaşamadım değil. Şu konuda iyiyim. Bunu çok iyi yaparım. Çok iyi yaparım. Yine ben de Gökhan'ın mesleğindeyim. Kendi mesleğimde iyiyim. Ne yapıyorsun? Öne çıktın. Gökhan da bunu çok iyi yapar dedi. Çok güzel kırık fön çekiyorum. Okey. Kırık fön kötü bir şey. Yok. Fön an... diye söylediğin kadına bak. Hayatımda fön mü görmüşüm ne? Su dalgası. Ha, tamam. Çok iyi su dalgası yapıyorsun. Bunu tut cebinde. Yani tut cebinde derken sahip çık. Her çok şey iyi fön şey çok iyi. Kırk fön ne? Kırk fön dedi. Söylediği kadına bak. Çok iyi kırk fön çekildi. Gitti. Abi kırık fön benden sordu. Bitti. Ona göre, buna göre değil. Ben bu işi çok iyi yapıyorum. Bundan bahsediyorum. Tamam. Bak gözün ışıldıyor bak bunu söylerken. Gülmeye başladın geldin geleli. Süper. Hiç fön çektirdin mi? Çektim zamanda. Ama ne çektin be? Ben mi çektim, fön mü beni çektim? Aa, benim fiziki olarak boyum. Merak edenler için söyleyeyim, 1.99. Yani 2 metre zannettim değil. Ondan sonra. Ben çok memnunum 1.99 olmasından. Tam da olması gerektiği şekliyle. Boyumu seviyorum. Onun dışında ikinci bir fiziki özellik çok düşünmemiştim. Arkadaşlarla konuşurken düşündüm. Yani vücudumda sevmediğim bir tarafım yok. Sevdiğin bir tarafım yok cevaplayayım. Sevdiğin tarafım ne? Yani, bütün olarak seviyorum. Bütün okeyim yani. Peki. Her şeyimle okeyim yani. Okey olmak da bak, okey. Hani tamam ya, idare eder. Değil, idare eder. Ben vücudumu beğeniyorum. Evet, orantılı ve yerinde. Sebep göstermenin de değil. Orantılı ve yerinde olduğun için tamam, değil. Ben vücudumu... Seçten atıyorum ben. Tamam, doğru. Onun için ya da bunun için değil. Ben vücudumu seviyorum, sen sevdiğin için seviyorsun. Bu kadar. Açıklama yapmana gerek yok. Birine şey yapmayacağız yani. Hani. Ama doğru mu acaba demeyeceğiz. Çünkü bu sensin. Tabii tabii. Beceri. Beceri, ben fotoğrafçıyım. Yani fotoğrafı iyi biliyorum ama ondan çok çok pratiğimdir yani. Hı-hı. Hemen çözüm üretirim. Süper. Her türlü konuda, fotoğrafta da, başka konularda da. O ikisi benim en büyük özelliklerim yani. Çözüm. Çözüm, yani hemen bir çözüm üretirim bir şey için. Kişisel özellik söyledin mi? Söylemedin. Kişisel özellik. İki tane de kişisel özellik. Yardımseverimdir. Ondan sonra. Ve şeydir. Böyle arkadaş canlısı. Arkadaş. İletişim. Süper. Teşekkürler. Zeynep. Benim kendimde en sevdiğim şey gözlerimle gülüşüm. Harika. Kendime aynada baktığımda ve gülümsediğimde kendimi çok seviyorum. İşte bunu istiyorum ya. Bayılıyorum sana. Seviyorum. Teşekkürler. Devam. Kişisel özellik. Gamzelerim var bir de şuralarda. Onlar da çok tatlı. Yani bir de parmak yapımı çok seviyorum. Aynen. Tırnaklarım çok güzel, böyle uzun uzun. Böyle herkes de çok beğeniyor. Ben de kendi parmaklarıma aynen bakınca mutlu oluyorum yani. Ondan sonra kendi kişisel özelliğim. İnsanları sevmek için neden ararım? Gerçekten insanları sevmeye doğuştan bir meyilim vardır ve sevmek için neden ararım? İnsanlara kalpten samimi, içten davranın.
ve bu böyle davranmak bana iyi hissettir. En önemli yeteneğim iletişim becerim. İnsanların kalplerine dokunabilirim. Ve özellikle yabancı insanlarla yabancı dilde iletişim kurmaya bayılıyorum. Becerim. Bunu söyleyeyim. Saçlarımı ve gülüşümü seviyorum. Her zaman benim ön planda olan bir özellik. Kişisel özellik, insanları dinlemeyi çok iyi beceriyorum. Tamamen onlarda oluyorum onları dinlerken. Ve insan ayırmıyorum. Yani statü nereden geldiğini olmuyor. Herkese. Çok, herkese aynı şekilde davranıyorum. Becerim, fotoğrafta çok iddialıyım. Görmek istediğini çekiyorum. Yani insanların gördüğünü değil, kendi gördüğümü yansıtabiliyorum fotoğrafta. O öyle görünmese bile, insanlar aynı mekana geldiğinde benim gördüğümü görmese de benim fotoğrafta benim gördüğümü görmeyi beceriyorlar. O yüzden güzel. Yani gözün fotoğrafa, kadraja yansıtıyorsun. Ayrıca çok disiplinli oluşumu da çok seviyorum. Disiplin ve bir şeyi, inandığım bir şeyi gerçekten çok güzel yapabiliyorum. Yani bu her konuda, yeni bir deneyimde bile bunu başaracağım demek, sonuna kadar o işi en iyi yapan ben olmalıyım. Orada da iddialı mesleğimde. Güzel. Hayal gibi sayısal. Evet. Bekliyoruz. Sınır ya yok. Bir şey böyle ufak tefek minyon tipli olmayı seviyorum çünkü aynen. Yaşımı göstermiyor. O özelliğim çok hoşuma gidiyor. Çünküsü yok. Ha, hoşuma gidiyor ama öyle. Okay. Minyon olmayı seviyorum. Evet, evet. Başka? İşte, bacaklarımı benim. Bacaklarımı yani, çok düzgün ve muntazam. Valla seviyorum yani. Ellerimi de severim. Sen zaten. Beceri, dans etmeyi çok iyi. İki tane de kişisel özellik. Kişisel özellik. Ya sadece iki tane ise hangisini seçeyim? Daha fazla söyleyebilirsin. En az iki tane. Ya bir kere yardım etmeyi gerçekten çok seviyorum. Yardım severim. Yardım severim. Yani burada o yüzden kendimi buldum belki. Faydalı olmayı çok seviyorum bir kere. Bu insanlarla hani iyi iletişim kuruyorum. Evet, samimi, sıcak, iyi iletişim kurabiliyorum. Öyle bir özelliğim var. Onu da seviyorum. Bir kere şey, gerçekten insanları seviyorum ben. Bunu da seviyorsun. Evet. Becerinde? Becerinde valla dans etmeyi çok seviyorum. Becerebiliyorum. Seviyorum. İyi dans edebilirim. İyi dans ederim. Farklı şeyler. Tabii iyi dans, ederim. Kesinlikle söyleyebilirim. Aynen. Katılacak mısın? Bekliyoruz senden. Benden bekliyorum. Evet, iki tane fiziksel özellik. Ayaklarımı seviyorum. Hı-hı. Beni ayakta tuttuğu için. Sebebe gerek yok. Ayakta tuttuğu için falan diye. Ayaklarımın biçimini beğeniyorum. Yani ayaklarımın üstüne basabildiğim için beğeniyorum. Nedeni at. Ayaklarımı beğeniyorum. Gitti. Ayaklarımı beğeniyorum. Ha? Süper. Beynimi beğeniyorum. Süper. Beyin fiziksel dıştan ya. Görünenden bahsediyoruz. Beynini göremiyoruz. Dıştan görünen, MR çekilirse görebiliriz ama. Gözlerimi seviyorum. Ha? Süper. Ve kişisel özellik iki tane. Merhametli olmak. Güzel. Ve? Ve? Yardımcı olmak, merhametli insanlara dokunmak. Süper. Beceri. Beceri bir tane de. Hani. Beceri. Çalışmak, başarmak. Yani. Daha spesifik bir şey söyle. Farklı bir şey. Yani ne bileyim, resim yapmak, müzik, sesin, şarkı söylemek, ne bileyim, el becerileri gibi. Keyfim yerindeyse şarkı söylemeyi seviyorum ve özellikle dans etmeyi. İyi şarkı söylerim. Başka bir şey. İyi şarkı söyler misin? Beğeniyor musun? İyi şarkı söylerim. Medium. Evet. Okey.
İyi şarkı söylüyorsun. Ben hala bulamadım yani. Niye bulamıyorsun? Aslında doğal olmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Doğal olarak davranmak hoşuma gidiyor yani. Doğal mı davranıyorsun? Genelde doğal davranmayı seviyorum. Evet, doğal davranmayı seviyorum. Yani. Başka? Yani içimde hiçbir şey tutmam, direkt söylerim. Kendimi ifade ederim. İfade ederim. Aynaya baktığında kendine ne diyorsun? Aynaya baktığım zaman yani kendimi sevdiğimi kendime zaten telkin ederim. Telkin etmek başka bir şey. Söylerim yani. Kendimi sevdiğimi söylerim. Bir şey var ama telkin etmek sana sürekli şunu hatırlatır. Yani telkin çalışır ama benim sorduğum o değil. Olmayan bir şeyi yerine koymak gibi şimdi algılarsın. Aynaya baktığım zaman zaten kendimi göz göze geldiğim zaman kendimin ne olduğunu iyice keşif edebilmek için kendi gözümün içinde kendi derinliğime bakmaya çalışırım. Peki. Demir, ben ne diyorum biliyor musun? Doğal bir şey söylüyorum. Doğal olmayı seviyorsun. Evet. Aynaya baktığında sen evli misin? Yok. Peki hayatında biri var mı? Yok. Olmasını ister misin? Yok, istemiyorum. İstemiyorsun. Peki hani birileri seni beğensin istediğinde tip olarak ne yön plana çıkarırsın? Hiç öyle düşünmedim, hiçbir şey çıkarmadım. Ha düşün işte, onu soruyorum. Çıkarmadım yani öyle bir şey. Çıkart. Normal, doğal davranırım. Doğal mı? Başka doğal şey dedim yani. Davranıştan yani bahsetmiyorum. Yani beni görmedi seni otobüste. Hı. Gidiyorsun otobüste, metrobüste. Giderken insanlar sana bakıyor. Bir tane kadın orada. Sana baktığında neyi görsün? Neyi en çok ön planda senin için? Bundan bahsediyorum. Onu hiç düşünmedim diyorum ben onu. Düşün diyorum işte ben. Allah Allah. İki tane düşün. Şöyle aynada hayal et kendini. Bir kadınla karşılaştığında konuşmadan, davranmadan önce seni ilk gördüğünde bak insanlar hakkında 15 saniyede ilk kararımızı veriyoruz. Otomatik bu. O sayı düşmüş ya. Daha mı düşmüş aşağıya? Bak, çok bak görüyor musun? Çok daha şey. Çünkü beyin çok hızlı çalışıyor. Hızlı çalışıyor. Karar veriyorsun o anda. Geri koptu. Ömeyi biz farkında evet değiliz ama. 8 saniye. 5 saniye mi? Ya, vay 5, bak. 8. Ben geride kalmışım. 15 çok hızlı. Sen duruşunla neyi beğeniyorsan onu yansıtırsın. İç referanstan bahsediyoruz. Tamam. Tabii ki ilik kürküm ye dünyası değil. Tabii ki tipine göre karar vermeyeceğiz insanlara. Başka bir şeyden bahsediyorum. Pozitif stok sayımından bahsediyorum. Elimde bu var. Bak elinde hiçbir şey yoksa hani oyuncular bilir. Yansıtırsın karşı tarafa. İyi poker oyuncuları işaretleri okurlar. Ve kaybedersin. Elin kötü olduğu için değil, elinin kötü olduğunu düşündüğün için kaybedersin. Elinde hiçbir şey olmayan adam, senden daha kötü bir elle oynayan adam, iyi bir gözlemci ve iyi bir işaret okuyucusuysa anlıyor. Ama gözlemciliğim çok iyidir. Ha bak, dökülürsün. Gözlemciliğim çok iyidir. Seyirim çok iyidir. Yani nasıl diyeyim, farklı bir okuyuş şeklim var yani. Sadece sana diyorum. Aynaya ama, bak. Hiç yolunda ya da şu tarafı beğensinler diye hiçbir düşünce saplanmadım. Aynaya bak. Hayal et. Hatta etme. Onu sana böyle edeceğim ben. İnat ettim olacak. Ama buraya geleceğim. Otelde çok doğrusun. Otelde çok doğrusun. Bak kendine. Sanki. Nasıl? Göremiyorum ki. Ben şimdi gördüm. Bak. Baktım. Bak bir güzel adam var burada. Neresi daha güzel? En güzel. Gerçekten düşünmedim. Bak diyorum şu düşün. Düşün. Aynen. Şimdi bak. Tamam. Bak bakalım. Ama yakından göremedim. Gözlerimle yakını görmüyorum. Esprinin arkasına saklanma. Gerek yok. Yok ya sen kurulma. Hiç öyle bir niyetim olmadı. Kendime bakınca benim hoşuma gidiyor, gözlerim hoşuma gidiyor. Gözlerin, yani. Gözlerini seviyorsun ve... Evet. Bak bakalım başka. Vücudumda hiç öyle düşünmedim. Ha.
Gözlerini buldum. Bir tane daha bu. Neye ne bulayım? Bak bakalım. Bir de ne bulayım şimdi ya? Bak. İlk defa bu gözle bak kendine. Bakıyorum zaten. Ha. Öyle bakması hiç düşünmedim diyorum. Cisim olarak hiç düşünmedim cisim ben. Cisim olarak düşün bir de. Çünkü hani düşünmüş de olsam var. Tamam diyeceğim de düşünmediğim düşün işte. İçin. Bak, hani, ayrı. Şimdi. Hani kimseye de cisim olarak hiçbir düşüncede bulunmadım. Bak. Ya da şurası güzeldir, burası güzeldir. O zaman şöyle, şöyle bakıyorsun. Bir tarafı eksik bırakıyorsun. Yok. Bütünsel bakış nedir biliyor musun? Hı. Her yönden bakıyorum. Ama ben cismi yani nasıl diyeyim? Cismi, yani cismi araca takılmıyorum yani. Takılıyorsun ama öyle bir şey var. Dünya denilen Hayır. bir şey var yani. Tamam, dünya burada. Denilen bir şey var da. Tamam. Ya, yanlış anlamayın. Karşınızda bir insan gördüğünüzde hani ister istemez beyin bunu yapmaz mı? Güzel, çirkin, yani, hani kendine göre gelmesin. Gerçekten öyle şey. İçsel bir direnç. Bana direnç değil zaten. Ben. Estağfurullah. Bana direnç. Direnç anlıyoruz ama bak. Gerçeği söylüyorum. Ama kendi kendine direniyorsun. Fark et. Sadece bunu söylüyorum. Fark et. Sadece yüzün kızardı bak. Yok ben normalde öyleyim. Peki. Bir tane daha söyle. Bak şu aynaya. Bak bir tane ama daha. Ama zorluyorsun şimdi. Ben ne söyleyeyim sana? Sen şimdi illa bir şey çıkarmamı istiyorsun evet. ama ben zaten çıkaracağımı çıkardım kendim. Çıkarmadın. Çıkarsan bana da söylersin. Aa. Söyle bak burada herkes söyledi. Ama ben gerçek söyledim. Gerçek benim için bu. Düşün bunu. Arkasına saklandığın şey, direnç gösterdiğin şey, gol atar sana bir yerden. Tipinin güzelliğini söylemişsin önemli değil. Ama bir şey tutuyor, orada sana söyletmiyor. Bak sadece buraya bir bak olur mu? Yarın, sabah burada değil. Aynada şöyle bir kendine bak, bütün olarak. Çünkü insan dediğin şey bir bütün. Ben cismani tarafım, ben şundan bahsetmiyorum. Sadece fiziksel yönüne bak. Bunun da bütün hayatına karar verden bahsetmiyorum. Ama duygu, düşünce, davranış nasıl bir saç ayağıysa düşünüyorum ama hayata geçirmiyorum. Davranışımla desteklemiyorum. Ben cismani şeylere bakmıyorum dediğinde kimsenin umurunda değil senin ne düşündüğün. Bana ulaşmadıktan sonra. Ben çok iyi şeyler düşünüyorum. Herkese yardım etmeyi düşünüyorum. Ama bütün gün yatıyorum. Hiç davranışa dökmüyorum. Ya da seni seviyorum diyorum. Ama arkasını destekleyecek hiçbir davranışta bulunmuyorum. Ben cismani şeylere bakmadığım dediğinde davranışa dökmüyorum anlamında. Cismani şeylere takılmıyorum ya yani. Hiç o şekilde düşünmüyorum. Ben de diyorum ki bütünsel bak. Şimdi burada söyleniyor olabilir. Burada söyleniyor olabilirsin. Ama bir tarafı eksik bırakıyorsun. Bedeni yok saydığında. Tanrı bedenle bedenlendirmiş insanı. Eğer cismani tarafını yok saysaydı zaten, biz ruhlar olarak boğuşurduk bu evren. Zaten ben bunun içinde yaşarken kıymetliyim. Ha? Ben zaten bunun içinde varken ha? Benim. Ha? İşte bu benliğim nasıl diyeyim bazı yerler sanki özelimsi gibi oluyor. Bu sadece söylemek istedim. Güzel şey. Bütünden. Bir iki taneyi seç söyle dedim sana ben. Ama ben sen şöyle bir şey demedin hiç bana. Düşünmediğim için. Hiç düşünmedim diyorsun. Evet. Ama şunu demedin. Hani biraz önce şimdi söylediğini söyleyebilirdim diyebilirdim ki ben ayırmıyorum bedenimi. Bak bazıları dedi ki bütün olarak bedenimi seviyorum. Çıkmadı ağzından. Ama sadece buraya bak diyor. Olur mu? Ama ben bedenimi hani gerçekten bak, bütün bedenime hiç bakmadım. Duy, yani. Bak. Katkı sağlayacaksın. Tamam mı? Sana koç, yani burada bir koçluk verdim. Bunu duy. Tamam mı? Bir bakış açısı farklılığı bu. Hayatına katarsın, katmazsın. Ama buradan da bak diyorum. Tamam mı? Evet. Şimdiye kadar düşünmemiş olabilirsin. Böyle bir düşünce tarzını da al, dene. Beğenmezsen koyarsın. Yani aynanın karşısına gidip, ulan şuram güzel, buram güzel diye hiç kendi kendine demedim yani. Bak bakalım. Şuran güzel, buran güzel değil. Ama aynaya bakıyorsun değil mi? Bedenim yok. Yani sabahları aynaya bakmıyor musun? Sadece yüzünü yıkarken, şöyle yapayım bu kadar. Bakıyorsun. Yani sonuçta kendine çekil güzel veriyorsun ve bakıyorsun. Ama, yani insan kendini beğenmezse bence zaten
yaşayamaz ki. Zorladığım şey yok. Yani zorlamak değil, estağfurullah. Senin hani öyle bir haddim de yok. Sadece bir başka bir filtre var. O filtrede bir delik açmaya çalışıyorum. Başka bir düşünce tarzı da oraya belki yeşerebilir ve oradan da başka açılımlar olabilir, başka şeylere gidebilir. Bundan bahsediyorum. Yoksa kimseyi zorlamak ya da şey bir niyetim yok. Çünkü hakikaten insan bütünsel bir şey. Beden, ruh ve zihin olarak. Zihin başka bir işlevi gerçekleştiriyor. Ruh bambaşka bir yerde, anlamlar dünyasında. Yani ruh dediğim hani bu öldükten sonraki daha bahsetmiyorum. Hani ruh dediğin anlamları oturttuğun yer. Zihin onları harmanladığın, bedense hayata geçirdiğin yer. Yani düşünce, duygu, davranış ya da kalp dersen hani hepsinin bir anlamı var. Yani ben duyguyu yok sayayım, sadece bedenen bir şeyleri yapayım dediğinde de başka bir şey oluyor. Bak sadece bedende kalırsan, sadece fiziksel zevkler için hareket etmeye başlarsın. Tıpkı bir makine gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Duygu ihtiva etmeyen davranış ya da duygu davranış ihtiva etmeyen düşünce bir tarafı eksik. Niye eksik? Düşünüyorsun ama eylemde değilsin demektir. Davranışı desteklemiyorsan düşünce. Sahada etkin yok o zaman. Sahaya hiçbir etkin yok. Sadece düşünüyorsun. Sahaya etki edebilmen için harekete geçmen lazım. Eylem ortaya koyman lazım. Ki bu dünyada bir fark yaratsın. Duygu içermeyen davranışsa bunun tam tersi. O zaman da anlam bulmadığı için sürdürülebilirliği olmaz. Devam etmezsen. Bu anlamı da verecek olan sensin, o da ayrı. Bir başkasının anlamından bahsetmiyoruz. Senin vereceğin anlamdan bahsediyoruz. Çünkü emekle anlam arasında bir döngüden bahsetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Bir şeye emek verirsin. Emek verdiğin şeye anlam yüklersin. Anlam yüklediğin şeyi sahiplenirsin. Sahiplendiğin şeyi kaybetmekten korkarsın. O yüzden yeniden emek verirsin. Emekle anlam arasında pekiştirici bir döngü var. Birbirini pekiştiriyor. Ha, en güzeli sahiplenme ve kaybetme korkusunu devre dışı bırakıp direkt bağlantı kurmak. Emekler anlam yüklü, emekler anlam yüklü. Böyle çalışmıyor çoğunlukla makine. Ama bunu yaptığında, bunun farkına vardığında yeniden emek verebilirsin o zaman. Yoksa birçok şeyi düşünüyoruz, hayata geçirmiyoruz ya da bırakıyoruz, o düşünce sönüyor, gidiyor. O yüzden motivasyonu arttıran şey duygudur. Ve motive olmak duygu kelimesinin köklerinden gelir. Duyguyla bağlantılı bir şeydir çünkü. Ve o duyguyu yaratacak tek şey kendini hissettiklerin zaten. Kendinle ilgili hissettiklerin. En baş, yani başlangıcı yaratan şey. O yüzden. Önceliklerini fark ete maalesef zamanımız kalmadı. Arkası yarın diyoruz. Şunun bir fotoğrafını çekeyim ben. Buradan devam edeceğiz haftaya gelenlerle. Kaçırdıklarım oluyor. Genelde bir gelenler gelmiyor, bir daha ödev veriyorum diye. Bu sefer ödev vermiyorum. Haftaya devam edeceğiz.